İşçi ve Emekçi Bayramı yurdun dört bir yanında bayram havasında kutlandı. İşçiler alanlarda halaylar çekip Türkler eşliğinde eğlendi. Temizlik işçileri çaldı, sendika üyeleri halay çekti. Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs coşkusu vardı. 1 Mayıs işçinin emekçinin bayramı. Taksim Meydanı deyince aklınıza İstanbul gelmesin. Burası Eskişehir. Bir sinema filminin çekimi için kurulan plato 1 Mayıs kutlamalarına ev sahipliği yaptı. Sendika temsilcileri anıta çelenk bıraktı, kutlamaya Tepebaşı Belediyesi'nin temizlik işçileri renk kattı. İstanbul'da işçiler giremedi ama Eskişehir'de kutlama Taksim Meydanı'ndaydı. Kentte bir film çekimi için kurulan Taksim Meydanı platformu 1 Mayıs'a ev sahipliği yaptı. Yurt genelindeki 1 Mayıs kutlamalarında ise renkli görüntüler ön plana çıktı. Diyarbakır'da barış mesajları verildi. Eskişehir'de bir film platosunda kurulan temsili Taksim Meydanı'nda ise keyifler yerindeydi. 1 Mayıs heyecanı Eskişehir'de de yaşandı. Kalabalık bir sinema filmi için kurulan platoda hazırlanan temsili Taksim Meydanı'nda toplandı. Her yer Taksim, her yer direniş. Ama bu Taksim Meydanı'nda gerginlik değil, kutlama vardı. Kalabalık gün boyu film platosunda eğlendi. Eskişehirlilerse bir sinema filmi için kurulan Taksim Meydanı platosuna çıktı. 1 Mayıs'ı Eskişehir'deki Taksim'de kutladı. Eskişehir'deki kutlama ise bir film platosundaydı. Sendikacılar o platodaki temsili Taksim Meydanı'nda toplandı. 1 Mayıs korosunun gösterisi renkli görüntülere sahne oldu. 1 Mayıs işçinin emekçinin bayramı. Bu arada Taksim'e girilemedi ama bir başka Taksim'e girildi. Eskişehir'deki Taksim'e Eskişehirliler girdi ve 1 Mayıs'ı kutladılar. İşte burası da Eskişehir'deki 1 Mayıs. Bir film platosu burası. Yönetmenliği Levent Semerci'nin yaptığı Ayhan Hanım filminin 1977 1 Mayıs'ını anlatan olaylarını için hazırlanan plato. 1977'nin Taksim Meydanı bu şekilde canlandırıldı. Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'nin tahsis ettiği alanda ve daha sonra o alan bozulmadı. Ve işte olaysız bir şekilde işçiler, Türk İş, Hak İş, DİSK, bütün mensuplarıyla birlikte Eskişehir'deki tepe başındaki bir Taksim Meydanı'na geldiler ve burada gönüllerince 1 Mayıs'ı kutladılar. Geçmişte siyasi rejimler ne zaman halka müdahale etse muhakkak olaylar çıkıyor. Bakın bir tane polis mi var? Bir tane müdahale mi var? Ama herkes özgür burada. Dilediği gibi konuşuyor. Ve Taksim Meydanı. Binlerce kişinin ulaşmak için çaba harcadığı meydan şehir farkı dolayısıyla bomboştu. Burası Eskişehir'de bir film çekimi için hazırlanmış platoydu. İstanbul'daki ile birebir aynıydı. Sloganlar, pankartlar, her şey tamamdı. Taksim Meydanı'nın İstanbul'dakinden tek farkı temizlik işçilerinin çöp konteynerlerinden yükselen notalardı. Eskişehir'deki kutlamalarsa bir film için kurulan temsili Taksim Meydanı'nda yapıldı. Alanı dolduran binlerce kişi anıtın önünde marşlar söyledi. Kutlamalarda temizlik işçileri çöp tenekeleri ve kutularla bir konser verdi. İstanbul'da izin yoktu ama Eskişehir'de 1 Mayıs bir film çekimi için kurulan Taksim Meydanı platosunda kutlandı. Eskişehir'deki kutlamalarsa bir film için kurulan temsili Taksim Meydanı'nda yapıldı. Alanı dolduran binlerce kişi anıtın önünde marşlar söyledi. Kutlamalarda temizlik işçileri çöp tenekeleri ve kutularla bir konser verdi. 1 Mayıs heyecanı Eskişehir'de de yaşandı. Kalabalık bir sinema filmi için kurulan platoda hazırlanan temsili Taksim Meydanı'nda toplandı. Her yer
direniş. Ama bu Taksim Meydanı'nda gerginlik değil, kutlama vardı. Ulusların gürleyen sesi. Kalabalık gün boyu film platosunda eğlendi. Dün gece çok aradım. Halaylar çekildi, horonlar tepildi. İşçiler çöp kovalarından oluşan orkestrayla konser verdi. 1 Mayıs şenlik havasında kutlandı. Eskişehirli işçilerin buluşma noktası ise Taksim Meydanı'ydı. Ancak bu meydan bir film için kurulan platodan oluşuyordu. Belediyenin temizlik işçilerinden kurulu Çerden Çöpten Orkestrası, çöp kovalarından oluşan enstrümanlarıyla platoyu dolduranlara müzik ziyafeti sundu. İşçi ve Emekçi Bayramı yurdun dört bir yanında. Bayram havasında kutlandı, işçiler alanlarda halaylar çekip türküler eşliğinde eğlendi. Cane, cane, cane. Temizlik işçileri çaldı, sendika üyeleri halay çekti. Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs coşkusu vardı. 1 Mayıs işçinin emekçinin bayramı. Taksim Meydanı deyince aklınıza İstanbul gelmesin. Burası Eskişehir. Bir sinema filminin çekimi için kurulan plato 1 Mayıs kutlamalarına ev sahipliği yaptı. Sendika temsilcileri anıta çelenk bıraktı. Kutlamaya Tepebaşı Belediyesi'nin temizlik işçileri renk kattı. Eskişehir'de bir film için kurulan Taksim Meydanı İstanbul'dakinin aksine şenliğe sahne oluyor. Film platosundaki kutlama alanı şu sıralar yavaş yavaş doluyor. Şenlik konserlerle gün boyu devam edecek. İstanbul'da olaylı geçen 1 Mayıs kutlamalarının aksine yurtta sakinlik hakim. İstanbul'da Taksim Meydanı'na izin verilmedi ancak Eskişehir'de kutlamalar Taksim Meydanı'nda yapıldı. 1 Mayıs kutlamaları Eskişehir'de olaysız başladı. Sendika üyeleri ve vatandaşlar aşağı Söğütölü Mahallesi'nde bir sinema filmi çekimi için kurulan Taksim Meydanı'nda toplandı. Vatandaşlar belediye çalışanlarının kurduğu Çerden Çöpten müzik grubunun Çer Çöp Teneke kutularıyla çaldığı müziklerle eğlendi. İstanbul'da olaylar yaşandı bazı yerlerde. Ekranlarınıza taşıyoruz. Beşiktaş'ta, Mecidiyeköy'de, Şişli'de, Dolapdere'de, Eskişehir'de bir şey var, ironik bir durum. 1 Mayıs kutlamaları olaysız gerçekleştirildi Taksim'de. Vurgusu yapacağımız bir durum. Bir sinema filmi için Eskişehir'de bir Taksim Meydanı oluşturuldu ve kutlama yapıldı. Renkli görüntüler vardı. Ekranlarınıza taşıyoruz İhlas Haber Ajansı'nın görüntüleri. Evet, bir film için Taksim Meydanı oluşturuldu Taksim'de. Evet, Eskişehir'de. Oldukça da güzel. Harika. Film tiyatrosu işçilerin akınına uğradı.